Ben bu projenin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan siyasi partilerimizin grup başkan vekillerine, özellikle belediye başkanlarıma, meclis üyelerime ve çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Bu projelerimizin 243 projeyi birer dakikada saysak 4 saat ediyor. Bugün son meclis. Bu 4 saatlik bir zamanımızın olmadığını ve Ramazan ayının içinde bulunduğumuzu düşünerek bunu kırpa sadece baş harfleriyle son meclis olması, toplantısı olması münasebetiyle zikredip en azından 5 sene ne yaptığımızı hülasa edelim istedik. Ne yaptık? Yani bu 5 senede gerçekten sadece günü doldurduk, zaman geçirdik yahut da şehrimize önemli katkılar sağladık mı? Şimdi bunların ana başlıklarıyla neler yaptığımızı, hep beraber yaptığımızı bahsetmek istiyorum. Çok da konuyu mümkün olduğu kadar da aşağı doğru çekip zamanı fazla kullanmak istemiyorum. Onlardan bir tanesi, malum Cumhurbaşkanımızın imzası ve tensipleriyle Fidan AŞ şirketinin kurulması. Fidan AŞ kanalıyla yaptıklarımızı sıralamayacağım, uzun sürecek. Ve şehrimiz için önemli yatırımları gerçekleştirdik. İkincisi SeraAŞ. Yine Cumhurbaşkanımızın imzası ve tensipleriyle SeraAŞ şirketimizin kuruluşu. Önemli faaliyetler, 30'a yakın tarımsal faaliyetleri ve bitkisel üretim ve hayvansal üretimi bu şirketin bünyesinde gerçekleştirdik. Fidan AŞ'de de ağırlıklı süs bitkileri yetiştirme konusunda çalışmaları sürdürdük. Tabi bu yatırımlar boyacı tıpçı değildir. Daldır çıkar olmuyor. Bir fidan ekersin, en azından 5 sene beklersin. 5 sene yatırım yaparsın. Sularsın, gübrelersin, budarsın, bakarsın, kıştan, kıradan korursun, her türlü önlem alırsın, yatırım yaparsın. 5 sene desteklersin. 5 sene sonra meyveleri vermeye başlar. Hepimiz Sakarya olarak tarım iyi bilen ve tarımda entegre olan insanlarız. Hepimizde hemen çoğumuzun bahçesi var. Tarım ne manaya geldiğini çoğumuz biliyoruz. Fındırından tutun meyve bahçelerine kadar bir fidenin 5 sene sonra üretime dönüştüğünü biliyoruz. Onun için bu dönem içinde 5 senelik zamanı harcamadan, zamanı geçirmeden, o zaman içinde bakımı sürdürmeden hemen buradan şey beklemek, netice beklemek herhalde ahlaki olur. Komik olur yani. Bunu da özellikle ifade edeyim. Ve aynı zamanda dün kura çekilişini gerçekleştirdiğimiz Konut AŞ şirketini bünyemize, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne kazandırmış olduk. Ve inşallah inşaat sektörüne girdik. Yani Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak girmediğimiz sektör kalmadı. Eğitim camiasına iki okul yaparak, sanayi yatırımlarına, tarımsal yatırımlara, sportif faaliyetlere, turizm faaliyetlerine, ticari faaliyetlere, yani her konuda adım attık. Yapmadığımız konu kalmadı. İşte bundan beri de inşaattı, inşaat sektörüne girmiş olduk. İnşallah bu hizmetlerin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Artarak devam etmesini de istiyorum ve bekliyorum inşallah. Ve bu konuda inşallah Sakarya'mız için bunların her biri birer değer olacaktır ve Sakarya'mıza katkı sağlayacaktır. Kısa geçeyim. Maddeleri saymıyorum, zaten 243 dedim. Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi. Dolayısıyla burada çok ciddi bir 500 dönüm civarında bir yatırım yaptık. Meyve bahçeleri yaptık. 65 çeşit meyvenin üretimini gerçekleştiriyoruz.